İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, WIPO'nun 36. oturumuna Batı Ermenistan'dan bir heyet de katılacak. Temas hattının farklı bölümlerinde karşı tarafın aktif askeri hareketliliği ve askeri yığılma gözleniyor. Hrant Dink cinayetinde iki sanık mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. Türkiye, Kuzey Irak'ta terk etmek için acele etmiyor. İtalyan askerleri Suriyeli Kürt güçlerini destekliyor. Amerikan Uluslararası Birleşik Cephesi Hasake'yi vurdu. Derzor'daki kutsal şehitleri Ermeni Kilisesi ile anıt kompleksi onarılacak. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, WIPO'nun soyacağı genetik kaynaklar, geleneksel bilgi, kültürel ve halk sanatı ifade biçimlerine adanmış 36. oturumu 25-29 Haziran günleri arasında Cenevre'de gerçekleşecek. Her oturumda olduğu gibi bu kez de Batı Ermenistan kendi heyetini Başkan Armenak Abrahamyan başkanlığında yol almaktadır. Batı Ermenistan heyeti bu oturumda Batı Ermenistan'ı ve Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkını temsilen WIPO tarafından organizasyonda gözlemci statüsünde kabul edildi. Batı Ermenistan'ın bu taslak anlaşmaya doğrudan ilgili göstermiş olması çok iyi anlaşılır ki gerçek hak sahiplerinin ilgili haklarını kapsar. Bunlar soyacı genetik kaynakların bölgesel statüsü ile ilgilidir ki bu haklar hayata geçirilebilir. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı açıklamasında son günlerde Artsakh-Azerbaycan çatışma hattının değişik bölümlerinde karşı tarafın aktif askeri hareketliliği ve askeri yığılmalar gözlendiği belirtildi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın sekreterliğinden yapılan açıklamada şöyle denmektedir. Son günlerde Azeri tarafın enformasyon alanında dikkat çekici bir şekilde aktifleştiği görülmektedir ki bu durum dezenformasyon akışlarına ve propaganda videolarının boluğuyla yansınmaktadır. Bunun temel amacı iç ve dış dinleyici kitlesine kendi ordusunu tırnak içerisinde başarılarını sözde uygun bir şekilde sunmaktır. Resmi Baku, bugünlerde Önce Nahçıvan bölgesinde 11 bin hektarlık bir alanı kurtardığı yalan haberini devreye soktu ve daha sonra internette Polonez sınıfından roket sistemiyle İsrail yapımı Lora adlı operasyonel ve taktik roket atar sistemi yayınladı. Savunma ordusunun öncü birimleri karşı tarafın faaliyetlerini ciddi bir şekilde takip etmekte ve bu durumdan kaynaklarının gerekli adımları atmaktadır. Konstantinopolis 14. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbullu Ermeni gazeteci ve aydın, Konstantinopolis'te faaliyet gösteren Ermeni Agos adlı gazetenin kurucusu ve editörü Hrant Dink'i öldürmek suçuyla gözetim altına bulunan iki sanığı serbest bıraktı. Agos'un belirttiğine göre mahkeme heyeti dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlisi Yakup Kurtaran ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlisi polis memuru Özkan Mumcu'nun tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti tahliye kararında her iki sanığın savunmalarının alınmış olmasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı. Her iki sanık için de adli kontrol uygulamasını karar verdi. İki sanığı da yurt dışı yasağı kondu. Serbest bırakılan eski polislerden biri Dink'in katledilmesini planlaması ve gerçekleştirilmesi çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde, diğeri ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevlidir. Dink'in katledilmesiyle ilgili 85 kişi suçlanmaktadır. Hrant Dink'in editörlük bürosunun önünde Batı Ermenistan'ın bağımsızlık günü olan 19 Ocak 2007'de katledildiğini sizlere hatırlatalım. Türkiye'nin Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine yaptığı askeri operasyonlar hakkında bilgi veren Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli şöyle dedi. Şu andaki bizim amacımız terör tehlikesinin bitimine kadar Kuzey Irak'ta kalmamızdır. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afrin'de, Cerablus'ta ve Elbab'da ne yapılırsa Kandil'de de onu yapacaklarını vurguladı. Çavuşoğlu şimdi sıra Kandil'e geldi. Kandil'i yerle bir edeceğiz dedi. Günler öncesinden Irak Başbakanı Haydar al-Abadi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Kandil'e istedikleri an askeri operasyon yapabileceği konusunda Türkiye'de dile getirilen açıklamalarla Irak'ın bağımsızlığına yönelik her türlü hareket bizim için kabul edilmez şeklinde cevap verdiğini hatırlatalım.
Amerikan Uluslararası Birleşik Cephesi'nin Hasake eyaletine karşı düzenlediği hava saldırılarında 12 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Amerikanlılar tarafından yönetilen uluslararası cepheye ait askeri uçaklar 12 Haziran günü Hasake eyaletinin güneybatısında bulunan bir köyü bombalaması sonucu 12 sivil Suriye vatandaşı ölmüş, 5 sivil de yaralanmıştır. Diğer kaynaklara göre ise ölü sayısı 6, yaralı sayısı ise 5'tir. Amerikan Birleşik Cephesi bir diğer saldırıyı 10 Haziran'da Hasake'nin güney kısmını gerçekleştirdi. Bu saldırıda 15 kadın ve çocuklar hayatlarını kaybetti. Bu süreçte Suriye Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada ABD'nin desteğini alan ayrılıkçı güçlerle birleşmedikleri için Amerikan cephesinin Derzor, Rakka ve Hasake'nin sivil vatandaşlarına saldırıda bulunduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın yaptığı gibi İtalya'da kendi silahlı güçlerine ait bazı birliklerini Kürt güçlerine destek sağlamak amacıyla Suriye'nin Derzor eyaletini yolladı. Buradaki Kürtler İslam Devleti diye anılan terörist örgütleriyle savaşıyor. Az sayıdaki İtalyan askerleri Derzor'daki Amerikan askeri üssünde konuşlanmış durumdadır. Onlar İslam Devlet teröristleriyle doğrudan çatışmalara katılmayacak. Batı Ermenistan hükümeti, Suriye'nin yetkili makamlarının resmi izni olmaksızın Suriye'yi işgal eden devletlerin uluslararası hukuku ihlal etmiş olduklarından dolayı bu bölgede bulunma haklarının olmadığını hatırlatmaktadır. Suriye Parlamentosu'nun Ermeni Milletvekili Beria Ermeni Piskoposluğu basın sözcüsü Jiray Reisyan yaptığı açıklamada Derzor'daki kutsal şehitler Ermeni kilisesi ile anıt kompleksinin onarılmasıyla ilgili karar aldığını belirtti. Reisyan'ın bildirdiğine göre Aralık 2016'da Halep'in kurtulmasından sonra Ermeniler normal hayatlarını devam ediyor. Suriyeli Ermeni Milletvekili şu anda Halep çok daha istikrarlı bir durumda. Zor yaşam koşulları vardı, zaten çeşitli yollarla üstlenilden gelindi. Kamplar günden günü açılıyor. Su temini ve yakıt sorunu çözüldü. Az buçuk kesintilerle elektrik sorunu da halledildi, dedi. Reisyan, Derzor'daki Kutsal Şehitler Ermeni Kilisesi'ne de değinerek, Büyük Kilikya Başpiskoposu 1. Aram'ın Mart ayında Ermeni toplumu temsilciliğiyle Derzor'a yaptığı ziyaret sonrasında kilise ve anıt kompleksinin onarılması kararını aldığını belirtti. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size The Beautiful Project tarafından gerçekleştirilen Arakel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.